Mehmet'i neyi oluyor? Hangi Mehmet? Bu Mehmet. Bu benim yeğenim. Öyle mi? Oho. Yok, bir yere götürmüyorum ya. Vallahi götürmüyorum ya. Kızma, gel şöyle bir yürüyelim dedim ya. Şu anda tarihle yürüyorum. Ardahan'da Samanlıköy'de iki tane tarih. Nereden aldın o bakışı oraya giden? Aha da burayı evin üstü. 120 kiloluk adam zıplıyor. Bana mısın demiyor, esnemiyor bile. Gözün asma bana yar seni. Hop. Aha. Taşın gözün asma bana yar seni seven diye. En iyisi gezmek programından herkese merhaba. Değerli izleyiciler, bin bir çeşit peyniri, bin bir çiçekten alınan, arıların yaptığı dünyanın en iyi, en kaliteli balı. Ve tabii ki Türkiye'de büyükbaş hayvancılığın rekortmen seviyede gerçekleştirildiği Ardahan'dayız. Ardahan'ın kalesi meşhur, Ardahan'ın kıtlama şekeri meşhur, Ardahan'ın ebeleri meşhur, 115 yaşındaki asırlık çınarlar. Bununla birlikte Ardahan'ın görmeye doyamayacağınız, ah keşke ben de Ardahan'da olsaydım diyebileceğiniz birbirinden renkli görüntüleri, birbirinden tadımlık lezzetleriyle Ardahan turumuz başlıyor. İyi seyirler. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyiyim, sağ olasın. Siz nasılsınız? Allah'a çok şükür. Seni gördük, iyi olduk. Yahu dediler ki Ardahan'da güneş bile buz tutuyor. Heh. Güneşin buz tuttuğu memlekette sen bakıyorum abi, doğrudur, hayvanları doğrudur. Çıkartmışsın heh. Dışarı hacı abi. Suya getirdik ha? Suya getirdik. Evet. İyi, su donmamış. Donuyor. Donuyor mu? Sabahleyin donuyor. Sabahleyin donuyor. Evet. Ne haber abi, burası Ardahan'ın hangi köyü? Samanbeyli. Samanbeyli köyü. Hacı evet. Abim yaş kaç, şu yakışıklığını bir görsünler. Mehmet abi çevirdim abi. Gördün mü? Yaşımız kaç hacı abi? 65. Hiç göstermiyorsun. Bu zindeliği neye borçlusun? Valla benim sigara içmiyorum. Sigara içmiyorsun. Yoğurt, başka? Yoğurt yiyerek, yağ, tereyağı. Oh. Ya. Ondan sonra ne oluyor? Temiz havayı dağılıyorsun ciğerlere. Temiz ciğerler hava alıyoruz. Hala bir dur. Bu kim? Bu benim torunum. Torun. Evet. Bak bakayım şöyle. Aç şu kafayı. Şu güzelliğe bakın ya. Şu gözlerdeki cana bakın. Dudaklar zaten kırmızı. Aç bakayım dişleri. Dişleri aç. Ulan dişleri mi yedin? Ha? Çıkar çıkar, daha yaş genç. Nasıl? Hacı abi bu ne, kırbaç? He, kamçı. Anlat bakalım bize bu kamçıyı. Bu kamçıyla danaları suya getiriyoruz lan. Danaları? He, bu danalar işte abi. Suya getiriyorsun. He. Ama bunun malzemesi ne hacı abi, merak ettim de. Bu deriden. Bu deriden yapılıyor lan. Ne derisi? Hayvan derisi işte. Hayvan yağını, camış derisi mi, öküz derisi mi, inek derisi mi? İnek. İnek derisi. Bu he. Sopa? Bu sopa da onun sapı. Sapi. Onu ben görüyorum hacı abi. İsim neydi? İsim Erşef Avşar. Gel. Gel abim benim. Yerde de servet yatıyor ha. Mehmet abi, yerler servet yatıyor. Dikkatini çekerim ha. Anladın mı? Servet yatıyor, servet. Yerde servet yatıyor, gübre. Abim şimdi bu hayvan fiyatları nasıl? Ardahan denince şimdi hayvan pazarı var. Orayı ziyaret edeceğiz ama öncesinde bilgi alalım senden dedik. Ardahan hayvancılıkta ileri bir ilimiz midir? Tabii. Hayvancılık zaten idare edilir. İsimlerini biliyor musun bunların? İsim bunlar koydun mu hiç? Mesela yok. Şunun ismi ne? Şu ismi. Niye? Niye? Niye koymadın? Şuna bak, şunların güzelliğine bak. Bak. Hacı abi kaçırtayım biraz. Bu da şimdi burada da var bir servet. Kaç tane hayvanın var? Burada 14 tanedir. 14 tane. Evet. Bir yaşındalar. Bir yaşındalar. Kaç para? Bugün daha satıyorum. Bir yaşına gelmemişler daha. Satıyorum desen. Dördüncü aydan geliyoruz. Satacağız zaten. Ay, bugün satıyorum desen. Alıp gidiyoruz desek. 7 çifti. 7.000 lira. Çifti 7.000 lira. Çifti. 2 tanesi. 3.5 lira. Evet. 3.5 lira. 14 tane var. Evet. 50.000 TL. Ahırda? Ahırda inek var. İnek. Onlar? Bunlar da... Senin için Ardahan'ın en zengin çiftçisi diyebilir miyiz? Yok ya baba, yok. Niye? Hemen inkar etti. Hemen inkar etti. Vallahi Avşar abim var ya. Değerli izleyicilerimiz, Ardahan'da yolculuğumuza devam edeceğiz. Bismillah dedik, başlayalım. Bakalım sonu ne olacak. Değerli izleyicilerimiz, kameramanımız Mehmet abiyle birlikte Ardahan'ın soğuk sularından içmeye geldik. Ardahan'ın yollarında, çiçek açar dağlarında demişler. Eyvah evet. Dilme. Sen de uyanıksın ha. Yemek yedirmeden soğuk suyu içtirdin ha. Çocuğumu çektirdim. Onu mu çekelim? Dedesi diyor ki çocuğu da çekti. İsim neydi? İbrahim. İbrahim. Ne güzel ismi var İbrahim'in. Çocuğu çekeriz kucağımıza bile alırız İbrahim. Hop.
Bak İbrahim nasılsın? İyiyim. Mutlu musun burada? Mutluyum. Hadi bakalım İbrahim, öpeyim seni, gel. Dördüncü sefa gidiyorum. Aslan, Aslan İbrahim okuyacak adam olacak, Türkiye'nin en büyük ziraat mühendisi olacak inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. İbrahim çevir gelsin o zaman, koş önden hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bidon boş mu? Boş boş. Doldurmaya gidiyorsun. He he. Nereden? Temizim burada geçeceğim. Ya diyorlar ki Ardahan havası çok yüksek, rakım çok iyi, saçları döküyor diyorlar. Bak. Var mı öyle bir şey? Sende yok, var mı? Yok yok. Sende, seninki fazla dökülmemiş. Yok. Bu sudan içmedin mi olmuyor mu? Bu su temizdir. Ne yapıyor bu su adama? Bu şişedir. Aynı yani bu ne, ben ne diyeyim? Evdeki içilmez bu kadar. Pistir. Evdeki içilmez? He vallahi. Evde şebeke suyu mu var? He. Şebeke suyu var köyde. Tabii var var. Vallahi yok, Türkiye yok. Çağ atlamış yok, ya. Yok, tamam. Temiz suya gideceğim. Bu. Temiz suya gideceksin. Kar yağdı. Ne zaman kalkacak bu karlar? Kar Allah emri ya. 3 ay sonra yok. 3 ay 4 ay gidecek böyle diyorsun he. Tabii ya. Yollar açık ama ya. He he. Kaç yıldır bu sudan içiyorsun? Devamlı içiyor bu. Yani bildin bileli kendini içiyor musun? He devamlı devamlı. Su hiç kurumadı yani. He. İsim neydi abi? He. İsmin neydi? İsmi Ali Ali. Ali. He. Ali abi şimdi suyu dolduracak. Su nerede abi? Hah, ya temiz, ben temiz su içiyorum bu. Temiz su içiyorsun, al abi gel. Al abi ile suyu içeceğiz şimdi. Ya temiz su nerededir kardeşim? Bu arkadaki mallar seninmiş. Yo, yalan değiller ya, ne benim ya? Allah Allah. Suyu ya. Doldurdu al abi. Doldurdum baba, çok sağ ol. Afiyetle iç. Çok sağ ol. Su hayattır. Çok sağ ol baba, ne verdin? Evet, köyün adı neydi? Samanbeyli. Samanbeyli, Sırpet. Sırpet. Evet, Samanbeyli. Niye Samanbeyli? Aha gördünüz bu samanlardan. Evet, samanlardan. Değerli izleyicilerimiz, saman çok. Gidi İsmet abi. Saman satıyordular. En az 5-6 köy geliyordu burada idare ediyordu. Ondan dolayı köyün adı Samanbeyli olmuş. Samanbeyli. Yani samanların beyi bu onda köy. Kal. Oradan kalma. Değerli izleyiciler. Ardahan'da samanlar fındıktan yapılmış bu sepetlerle taşınıyor. Evet. Karadeniz'dekiler ağırlıklı olarak çay taşıyor, fındık taşıyor bu sepetlerle. Ardahan'da Samanbeyli'ndeki köylerimiz de samanlarını bunlarla taşıyor. Abi vur bakalım bir taşıyabilecek miyiz be abi? Ne? Kaç kilodur bu? 20 kilo diyorlar. 20 taşıyabilir miyim? Tabii. Ver bakalım İsmet abi, ver sırtıma ver. Yok böyle bak. Ha öyle mi? He. Ha tamam. Dur bakayım. Gerekmiyor yani. Gerekmiyor. He. Gel bakayım Mehmet abi. Bir saman taşı. Oho. İki tane taşırım ben bunu. Bir tane daha. Ben bundan iki tane taşırım. Yok iki tane olmuyor. Ya i̇ki tane aynı anda olmuyor. Ver bir tane. Alamaz. Ver. Nasıl alamaz ya? Hop. Oha. Değerli izleyicilerime. Aha Samanbeyli'nde. Samanlar. Nasıl bir şey olmaz? Samanbeyli ismini bu samanlardan almış. Ardahan'da bütün köylüler saman temini için bu köye gelirlermiş. Ondan dolayı ismi Samanbeyli kalmış. Ne yapıyoruz abi? Ot kesiyoruz. Ot mu kesiyoruz? Mal için hazırlığı yapıyoruz. Abi bunlar kesili değil miydi? Dön şu yakışıklılığını görsün Türkiye. Hep kesiyorlar ha. Kesiliydi. Günlük. Günlük kesiyoruz. Günlük. Kes be abim kes. Allah güç kuvvet versin. Amin. Gel Mehmet abi gel. Gel 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 gel. Ahanda gördüğünüz bu ev. Tam 50 yıllık. Üst taraf toprak. Altta laylon. Onun altında çıkma böyle sert taşlar, bölgenin taşları. Onun altında saman. Onun altında toprak. Onun altında çam ağacı. Ve sağlık, sıhhat, afiyet, bereket. Hepsi ahanda bu evin içinde. Depreme dayanıklı. 15 şiddetinde deprem olsa bana mısın demez. Ahanda burası evin üstü. 120 kiloluk adam zıplıyor. Bana mısın demiyor, esnemiyor bile. Samanbeyli köyündeki evlerin neredeyse %7 çoban köpeği hoş geldin diye selam söyledi.
evlerin neredeyse %60'ı 70'i bu şekilde sağlıklı. Gerçekten bakın üstü toprak, altı dediğim gibi tahta, laylon, oldukça sağlam Mehmet abi. Evet, ülkemizin en doğusundaki illerden birinde Ardahan'da Samanbeyli köyündeyiz. Arkamda gördüğünüz bu kazların tanesi 5000 TL değerli izleyiciler. Çünkü bunlar altın, altın. Yani eğer kolunuza isterseniz 5 burmalı Adana bilezik takın ya da bir tane kaz besleyin. Şu gördüğünüz kazların tanesi 5000 lira değerli izleyicilerimiz ve Samanbeyli köyünde biraz sonra öyle bir eve gireceğiz ki o evin içinde bize yağlama yapacaklar. Orijinal yumurta, orijinal yoğurt, orijinal yeşil peynir ve tabii ki mercimek çorbası, biraz da böyle közde patates. Bakalım içeride nasıl bir cemaat bizi bekliyor. Buyurun efendim. Ben diyor sosyete bekliyordum diyor. Köylü çıktı bu arkadaş bizden diyor. Doğru söylüyorsun Hacı abi. Neredeyiz değerli izleyicilerimiz? Samanbeyli köyündeyiz. Ardahan'a bağlı. Niye güldüğümüzü söyleyeyim değerli izleyiciler. Ben bildiğimi, dilimin döndüğünü söylüyorum. Samanbeyli köyü diyorum. Abi oradan bir şey söylüyor. Köyün başka bir adı daha var. Ne abi? Sığırpet. Sığır? Sığırpet. Yani? Eski ismi Sığırpet diyorlar. Ne demekmiş o abi? Nereden gelmiş? Eski dedelerde gelmiş, ben bilmiyorum. Dedelerden yani gelmiş. Ne manası ne yardan geçiyor, ne diyorsun, köyden geçiyorsun. Yani eski ismini de zikrediyorsun. Evet. Değerli izleyicilerimiz, aşağı yukarı 50-60 yıl önce yapılmış ancak çok sağlıklı bir evin içindeyiz. Burada yemek yeniyor, istirahat ediliyor. Dam neyden yapılmış? Topraktan. Üste çam ağacı, 50 yıldır Allah sizi inandırsın bir çizik yok. Sağlıklı bir yerdeyiz ve mercimek çorbası... Şöyle dumanı tütüyor mu Mehmet abi? Dumanı tütüyor. Güzel bir sofradayız. Annelerimiz var, abilerimiz var. Muhtay Bey çok teşekkür ediyoruz. Bir ama sen genç kalmışsın abi. Köyde kimle karşılaştıysam 40 yaşında saçı başı dökmüş. Senin yaş kaç? Ben de dişlerimi değiştirmiş. Dişleri değiştirdim diş ama saçlar yerinde duruyor. Keşke saçım değil. Valla öyle deme. Bak öyle deme dökülür. Nazar değer ben ya sana söyleyeyim. Saç ne güzel, diş dökülmesin. Anneler anlatacak ama bir peynir görüyorum. Ne peyniri? Bu tulum peyniri. Tulum peyniri değil mi? Oradan at bakalım bizim ağzımıza bir tane. Şöyle küflü tarafından değil de şundan ver. Ver bakayım abi. Ver. Ver bakayım nasıl yedireceksin bize. Oray tutumlu ha. Cimri demek istemedim. Parça parça veriyor ya. Ver hadi ver. Biz meriz ya cimri. Neyden yapıldı bu? Hadi afiyet olsun. Neden yapıldı? Neden yapıldı? Bu sütle oluyor. Hayır. Neden olsun nasıl? Hayır yani inek mi, koyun mu, bu camış inek mı? İnek. İnek. Meşhurdur diyorsun abi. Bizim burada inek. Ve eski gibi camış. Burada kaça veriyorsun kilosunu? Bizde. Kilosu 15 milyona veriyoruz. 15. İstanbul'da 45. Orası İstanbul işte. Orası bizim. İstanbul. Anneler orada. Mehmet abi görüyorsun. Orijinal ocağın başında ekmeği açıyorlar. Türkiye'de ekmeğin açılmadığı zaten hiçbir il yok. Anneler bu işi çok iyi yapıyorlar. Evet muhtarım anlat biraz bakalım köyünü. Vallahi köyümüz iyidir şükür. Köyümüz de iyi, insanlarımız da iyi. Memleketin işte kışı fazla, onda biraz insanlar sıkıntı çekiyor. Ne olur yani başka yapılacak bir şey yok. Böyle muhtarlar genelde şık mı giyinir? Yok bugün için böyle şık giyindik biz. Normalde bugün giyindin? Evet. Genelde böyle giyinmezsin. Yok yok. Böyle giyindi mi yenge hayırdır der. İsim neydi? Murat. Murat abi. Hayırdır der yani değil mi? Der tabii der. Ha? Dairelerde oradan da işimiz oldu mu giyiniyoruz. Yoksa böyle giyiniyor. Normal iş elbisemizi giyiyoruz. İş elbisesiyle giyiniyorsun. Değerli izleyicilerimiz şimdi de Ardahan'ımızın önde gelen hayvan tüccarlarından bir kardeşimizle beraberiz. İsmimi zikretmeyin dedi. Ama bölgemizin önde gelen iş adamlarından birisi zaten oturuşundan belli. Görüyorsunuz yanaklar pancar gibi gel böyle gel. Beton gibi yemin ediyorum sakınmıyor. Aşağı yukarı 2000 baş büyükbaş hayvanı var. Nasıl gidiyor hayvancılık Ardahan'da? Vallahi hayvancılık iyi gidiyor. Karantinadan dolayı mallar satılmıyor. Daha doğrusu 81 ilde de şu an var karantina.
Vallahi kalktın da köylüler, daha doğrusu merkezdekiler, köydekiler yani mallarını getirip satıyorlar, geçimini ondan sağlıyorlar daha doğrusu. İyi diyorsunuz. Yani iyi, işler iyi yani. Bu da yeşil peynirimiz. Serbet. Tulak peynirimiz he. Ama bunlar küfrü peynir diyor Erzurumlular. Vallahi bize yok, bizim yeşil peynir. Tuluk peyniri, yeşil peynir biz diyoruz. Tuluk peyniri değerlidir değil mi? Ver bakayım muhtarım, at bakalım ağzını. Bu yeşil peynirin, midi yeşil peynir olmuyor. Muhtara başka bölümünü soracağım, abiye başka bölümünü. Kaç ayda meydana geliyor? Bu 4 ayda geldi, 4 ay olmuş bu peynir. 4 ay bekliyor? He, 4 ay, 5 ayda olabiliyor. Ondan sonra? Biz bir sene de bekliyoruz bu şey tulumda. Tulumdan? He, bir sene de bekliyor bu peynir. Bekliyorsun. Bir şey olmaz buna. Bir şey olmuyor. Peki nerede bekletiyorsunuz onu? Karda mı, toprağın altında mı? Soğukta mı? Serin yerde devam ediyor. Serin yerde tutuyorsun. Evet. Diyorsun bir servet. Yani, tabii bir servet. Bunun için bir antibiyotik diyorlar. Evet, bu testler sonucu bu penesin iğnesiyle aynı birebirmiş bu. Bunu diş ülkelerde bile gelip bu peynir götürdüklerini bildiğimiz kişiler var. Yani başın ağrıyorsa, dişin ağrıyorsa, böbreğinde taş varsa, kalbin varsa, tansiyonun varsa, şekerin varsa, bademciklerinde iltihap varsa, evet, menisküsünde yırtık varsa, yan çapraz bağların kopmuşsa, bu yeşil peyniri yiyeceksin. Kaynatıyor. Doğru mu abi? Doğrudur. Abi her şeye derde deva da, bu kellere niye bu saç çıkarmıyor? O mevzu şimdi onu çözemedim. Niye öyle oluyor? Yani bunun daha şeyleri var da bu biraz... Kellere saç çıkarmıyor deyince Osman kardeşimiz bölgenin önde gelen iş adamlarından bir an için şöyle saçlarına bir baktı. 26 yaşında yavaş yavaş o da kaybetmeye başladı. Ama bize göre Ardahan'ın, bana göre değerli izleyicilerimiz, milli bir serveti, evet, Türkiye'nin de bana göre milli bir serveti diye düşünüyorum ben. Çünkü bu bir gelenek, görenek, bir töre. Değerli izleyicilerimiz, Rızalılar, Rizeliler mıhlama diyorlar. Yumurtayla peyniri birleştiriyorlar, kaşar peyniri. Ardahanlı kardeşlerimiz de yine bu yeşil peynirle yumurtayı birleştiriyorlar. Adına ne diyorlar? Mıhlama diyorlar. Muhtarım. Biz şey diyoruz. Tabii bizim ana dilimiz Kürtçe olduğu için biz Doraka Kalandi diyoruz. Ne? Kızarmış şey, kızartılmış peynir. Doraka Kalandi diyoruz biz. Ha. Kızartılmış peynir tarifi. Değerli izleyicilerimiz, az sonra yumurtayla yeşil peyniri birleştireceğiz. Bu ocakta zaten kütür kütür yanıyor. Ortaya ne çıkacak? Kızarmış peynir. Afiyetle yiyeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, bu gördüğünüz ne bir çam, ne bir meşe, ne bir gürgen, ne bir kavak. Bu gördüğünüz tezek, tezek, tezek. Ver abla oradan bir tezek. Bir tezek de ben atayım. Bakayım önce, kontrol etmem lazım abla. Orijinal tezek mi diye. Vallahi buram buram kokuyor değerli izleyicilerimiz. Tezek, Ardahan'da, Doğu illerimizde özellikle olmazsa olmaz, vazgeçilmez değerli izleyiciler. Ahanda tezeyi attık. Şimdi tezek ateşinde orijinal tavuk yumurtasıyla orijinal Ardahan'ın yeşil peynirini buluşturacağız. Ortaya kızarmış peynir çıkacak. Afiyetle yiyeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, tezek ateşinde orijinal köy evinde şu anda tereyağımız erimeye başladı. Doğru mu annem? Doğru, şimdi tereyağımızı attık. Attık. Şimdi peynirimizi koyacağız. Peynirimiz biraz eriyecek. Sonra yumurta üstüne afiyetle yiyersin. Afiyetle yiyeceğiz. Eritelim, evet, bakalım tereyağını annem. Evet. Bir kaşık yemek kaşığıyla tereyağını tavamıza attık. Onu bir güzel eritiyoruz. İyice yediriyoruz tavaya. Buraların aşağı yukarı yöresel lezzeti diyebiliriz değil mi? Tabii, tabii. Böyle bey acıkıp eve geldiğinde yap oradan bir tane kızartma peynir. Doğru. Gönder gitsin. Bakar mısınız? Orijinal tereyağı değerli izleyiciler böyle damla damla erir. Tereyağının orijinal olduğunu anlayacaksanız biraz... Kız şey tereyağıdır. Yazın eritiyoruz. Bak şey, bire bakın da aynı bol gibi. Evet. Evet. Oradan anlayacağız değil mi, evet, anne? Evet. Sarı. Yazın yapıyoruz, kışın kullanıyoruz. Kışın kullanıyoruz, evet. Evet. Lütfi annem şimdi tereyağını eritti. Getirdik peynirimizi, yeşil peynirimizi. Tabii burada malzeme bol. O mübarek ellerden şimdi orijinal tereyağı, orijinal tezek, orijinal peynir, orijinal yumurta. Mehmet abim yanaş. Yanaş, gör Mehmet abim nasıl kızarıyor. Bak 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 bak. Lütfi anne yaş kaç? Yaş 50. 50 yaşındasın. Evet. Çocukluktan beri yapılır diyorsun. Yapıyorum, bu burada. Evet. Böyle cızır 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 ötmeye başladı. Az sonra da yumurtaları kırıp üstüne attığın zaman. Of. Oh. Biraz yine erişsin. Yani Trabzon'da, Rize'de mıhlama, burada da
Kızartma peynir, yeşil peynir. Kızartma peynir. Evet, kızartıyoruz. Üstüne de biraz kırmızı pul biber. Pul biber. Peynir bol olunca at gitsin. Vallahi yarım kilo yakın peynir attı annem. İstanbul'da nerede yarım kilo peynir atacaksın bir tavaya? Bu buranın yörenidir de ancak buldur. Anne yumurta böyle rengi falan da çok orijinal. Ekiyor ev yumurtasıdır da almıyoruz bunu. Mesela yemle değil biz arpayla, buğdayla tavukları besliyoruz. Köy yumurtası başka yumurtayla bir olmaz. Afiyetçe yiyin. Şimdi böyle oldu mu? Oldu tamam. Böyle hafif cıvık olacak evet, değil mi? Evet. Şimdi afiyetle yiyin. Afiyetle evet, yiyin. Evet tabağa servis edin. Ver bakalım tabağı yap servisini annem o zaman. Afiyetle yiyin. Değerli izleyicilerimiz Lütfiye annemin elinden gerçekten nefis buram buram kokuyor. Gördüğünüz gibi kızartma, peynir, malzeme basit, orijinal tereyağı, orijinal tezek, orijinal yumurta, orijinal peynir. Ortaya böyle şaheser çıkıyor. Muhtara tattıralım. Buyur muhtar bey. Ağzı yakmayalım abi, üfleyelim. Ver bakayım abi. Vallahi mıhlamaya rakip çıktı. Zaten muhlama şey Karadenizler bizden almışlar. Bu bizim peynirde almışlar. Muhtara bak muhtara. Ardahan'da Karadeniz'e fazla uzak değil zaten. Evet. Şuradan bir saatlik yol artmayın. At ağzını abi, at ağzını abi. Kendi abi. Hop! Afiyet bal şeker olsun efendim. Evet değerli izleyicilerimiz köyümüzdeki bu ocak çok amaçlı. Az önce yumurtamızı yaptık. Yeşil peynirli kızartmamızı yaptık. Gördüğünüz gibi sular bulaşıklar için kaynıyor bir. Üstünde çay demleniyor iki. Bir de ablam patatesleri getirdi. Bunun böyle közünde patates yapıyorlar. Görelim ablacığım patateslerimizi. Orijinal Ardahan patatesi. Adapazarı değil. Ardahan patatesi. Ablacığım nereye atıyoruz şimdi onu? Elimizi ayağımızı yakmadan fırına atıyoruz. Evet gördüğünüz gibi fırına patateslerimiz atıldı. Tezekte ateşte orijinal beyaz patates. Mehmet abi şöyle yanaş abicim. Biraz sonra inşallah bunlar burada kızaracak ve bizler afiyetle yiyeceğiz. Değerli izleyicilerimiz Türkiye'nin 81 vilayetinde köy yoktur ki ekmek yapılmasın. Hanımlar ocak başına geçmesin. Ardahan'da da bu köyümüzde de ablalarımız, annelerimiz yine ocak başındalar. Kolay gelsin anneciğim. Sağ olasın, hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, iyiyiz. Seni sormalı. Allah'a çok şükür. Günler nasıl geçiyor? İyi, Allah şükürler olsun. Ekmekle besleniyoruz. Evet. Hayvanları, sütünden faydalanıyoruz. Evet. Peyniri yapıyoruz. Yapıyoruz. Ondan sonra böyle orijinal tereyağı. Tereyağı bak. Şu güzelliğe güzel, bakın evet. Tereyağındaki. Ne kadar sarı, ne kadar güzel altın yağımız. Altın gibi parlıyor vallahi. Vallahi gerçekten parlıyor. Evet. Şimdi annem. Kaç yıldır bu köyde böyle ekmekler yapılır? Kaç yıldır ekmek yaparsın, ocak başına geçersin? Doğum büyümden aynı. Biz bu köyde doğmuş, büyüklüğüde büyümüşüz. Bununla uğraşıyoruz. Kaç yaşında öğrendin? 10-14 yaşında öğrendim, yapıyoruz. Aşağı yukarı 40 yıldır ekmek yaparım. Yapıyoruz mu, evet. İddiam var mı? Nasıl, ne iddiası? Ya şimdi herkes genelde odun ateşinde, kömürde yapıyor ekmeği. Sen tezekte yapıyorsun. Biz tezekle yapıyoruz, ha, evet. Yani tezekte yapılan ekmek en lezzetli ekmek olur diyebiliyor musun? Evet. Ya da unumuz doğru, iyi. Doğru. Tereyağımız unumuzdan iyi. Sevgimizi de katınca Ardahan'da en iyi ekmeği biz yaparız diyebiliyor musun? Evet evet doğru. Ardahan ekmeği birincidir. Güzel. Ne diyorsunuz bu ekmeğe? Türkçe ve Kürtçe isimlerini söylersen. Nazik nan diyoruz Kürtçe. Ne? Nazik? Nazik nan. Nazik nan. Nazik nan evet. Evet. Türkçe? Türkçe fesel gözleme diyoruz. Türkçe feslelik gözleme. İki isim var yani hangisi ne diyorsa. Gözleme hangisi? Evet. Gözleme de diyen var, feslelik diyen de var. Evet. Peki bu kuru olanları var bunların. Onlara ne diyorsunuz? Bu biraz daha kuru olan. Bu lavaş. Ekmek. Lavaş. Evet. Ha, lavaş yapıyorsunuz. Lavaş yapıyoruz ekmek. Enişte nerede? Enişte burada yok. Yok. Nerede? Ardahan'da. Ekmeğin başına salmışsın akşama gelip yiyecek. Yiyecek doğru. Sever mi? Sever sever. Ocağımız sever. Orijinal mi? Ocağımız orijinal bak sadece ekmekle tezekle pişiriyoruz. Değerli izleyicilerimiz bu köyümüzde bir abimiz var. Bundan 30 yıl önce abi ocak başındaki anneme aşık olmuş. Aşık olmuş kaçtı kendi gitti utandı. Ne diyor? Utandı. Utandı gitti. Kaç çocuk var anne? 7. 7 tane.
Nasıl köyde böyle yaşam nasıl? Ocak başında mutlu musun? Enişte kaç tane ekmek yer bir oturmaya? Gelse yarı yer, bir ekmeği yarı yedi. Ne kadar yiyecek? Bir tanesinin yarısını yer diyorsun. He. Sen kaç yıldır yaparsın bu ekmeği? Ben de 25 var yapıyorum. 25-26 yıldır var. Var. Evliyim onu diyor. 25 yapıyorum ekmeği pişirmeyi. Enişte alırken önceden sana ciddi yüklü miktarda bir senin gönlünü kazanmak için ödeme yapmış. Yapmıyor, niye yapmadı? Yaptı mı? Yaptı. Yatırım yaptı değil mi? He. Bak gitti, vallahi gitti bak, karışmam. Söz hakkını sonra ona uzatacağız. Ama o seni sevdiğinden dolayı yani. Valla seviyor, sevmiyor. Valla seviyor. Seviyor değil mi? Evet, seviyor. Seviyor, seviyor. Allah mübarek eylesin. Değerli izleyicilerimiz, işte Ardahan'da, Ocak başında, gerçekten güzel ilimizde, her şeyin natural olduğu bu köyümüzde ekmekler bir taraftan pişti, çorbalar içildi. O meşhur yeşil peyniri yumurtayla ve orijinal tereyağıyla buluşturduk. Ortaya kızartma peynirimiz çıktı. Tabii ki Ardahan'ın olmazsa olmazlarından biri de nedir? Annem nedir bu? Yoğurt. Kaymaklı yoğurt. He, kaymaklı yoğurt. Hiçbir katkı maddesi yok. Ben de Ardahan'da bu güzel köyümüzde sizler için bu yoğurdu, hani reklamlarda çocuklar için dönüyor ya, hüplet hüplet diye. Kocaman adam 44 yaşında, ben de bu yoğurdu yüksek müsaadenizle hüpleteceğim anneciğim. Afiyet olsun. Sağ olun. Kaşık kullanmıyorum. Orijinal, natürel yoğurt. Böyle tabakta, çanakta içilir diyoruz. Vallahi süper. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli afiyet muhabbet için. Afiyet olsun. Sağ olun. Köyümüzün içinde dolaşmaya devam ediyoruz. İşte öğlene kadar çalışmaya devam diyen bir abim daha. Doğru mu? Evet, doğru. Yaş kaç? 71. 71 yaşındasın. Evet. Almışsın küreği nereden? Evde, ağırda. Ağırdan geliyorsun. Evet. Çalışmadan geliyorsun. Nasıl hayat? İyi işte. Hayat biraz zor değil mi? Tabii köyleri zor. Kış geldin mi? Kaşın böyle zor. Oluyor. Kaşın ellere zor. Bakalım, şu ellerinin güzelliğine bakalım. Çatlak. Çatlak değil, çok güzel ya. Gel öpülüyor eller, ver. Şimdi yiyip yıkacağım ben. Yıkamadan öperiz biz o elleri. Kendimiz öperek yıkarız o elleri. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. İsim ne Hacı abim? Ah, şu Anadolu insanı, şu güzelliği ya. İsim ne? Adım İsrafil Yıldız. İsrafil Yıldız. Evet. Mehmet abi, seninle bir akrabalığı var mı? Soy var, ismi var. Yıldız. Var, var. Mehmet'in neyi oluyor? Hangi Mehmet? Bu Mehmet. Ben de gelin. Öyle mi? He. Tanışıyor musunuz? He? Tanışıyor musunuz? Arada sırada. Arada sırada. Bu nasıl? Her gün, bu her gün. Bir de... Nasıl, bunun durumu nasıl? İyi bir yeğen mi? Vefalı mı? Vallahi görmemiş. Şey, arar sorar mı? Yok. Bu İstanbul'a gittiğinden beri havaya girdi. Bilmiyorum, ben İstanbul'a çoktan gitmemiş. Balya balya paraları kazanıyor ya. Hiç köye dönüp baktığı yok. Tabii. Bir büyük olarak buna ne söylemek istersin? Köyüne, kendi köyüne bir camiye bir yardım. Bu cami yaptıracak parası var bu Mehmet Yıldız'ın. Evet. Cami niye yaptırmıyorsun Mehmet abi? Balya balya paralar kazanıyorsun. Kaç yüz kişilik yaptırsın? Cami var, tamirat işler. Tamam, tamirat o zaman senin yeğene Mehmet Yıldız'a, kameramana yıktık daha İsrafil abi. Evet. Var mı bizden bir isten bir ricam? Yok, sağ olun. Çalışmaya devam. Çalışmaya devam. Mutlusun. İnşallah. Keyfin yerinde. Yerinde. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ ol. İsrafil dedem öyle gidiyor. Buradan hemen bir hacı anneme geliyorum. Anneciğim selamun aleyküm. İçeri mi alacaksın bizi? He? Gel şöyle kapıda gel, 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 böyle gel ya, gel. Ne haber, nasılsın? İyiyim. Keyfin iyi? İyidir. Keyif hoş? Hındım. Hındım. İyiyim diyor değil mi? Değil mi? Hemşire. Köyümüzün hemşiresi değerli izleyicilerimiz. 60 yıl hemşirelik yaptı, ebelik yaptı gönüllü olarak, doğru mu? Ha? Yaş kaç? Yaş para, para. Yaş yüzün üstünde diyor. Değerli izleyicilerimiz, bir evde iki hemşire. Ardahan'da, Samanlıköy'de, bu gördüğünüz güzel köyümüzde bir evde iki hemşire var. Samanlıköy vallahi çağ atlamış, billahi çağ atlamış. Öbür hemşire nerede? Çağır, çağır gelsin. Çağır gelsin. Abi bunlar hemşirelik. Hemşire değiller abi. Ebe. Ebeler. Ebeler, çifte ebeler. Aha geldiler. Aha Mehmet abi, büyük hemşire. Vallahi büyük hemşire, billahi büyük hemşire. Ooo, gel Mehmet abi, gel. Gel Mehmet abi, gel. Ooo. Ooo. Ooo.
Samanlıköy'deyiz değerli izleyicilerimiz. İki adet hemşire. Birisi 90, birisi 110 yaşında. Bu köyde nüfusa çok ciddi manada Allah'ın izniyle katkıları bulmuş. Ben demiyorum, köylü diyor bunlar. Köyün ebesi diyor. Mehmet abi sana söylüyor. Senin babanın da diyor benim diyor emeğim var diyor. Anladın mı ne dedi? Haberin var mı? Yok. Muhtarım şimdi bunlar köyümüzün gönüllü hemşireleri, doğru mu? Evet. Lakapları hemşire. Ebe diyoruz biz, ebe. Köyde ebe diye geçiyor hemşire. Ya yanlış bir şey konuşmadık değil yok, mi? Ebeler. İsimleri ne? İsim ne isim? İsimler Lavzer. Lavzer? Evet. Ooo Lavzer annem, öpeyim annem, öpeyim. Dur öpeyim. Lavzer annem beton gibi vallahi ya. Köyün erkeklerinden güçlü. Onun ismi? Subhan. Subhan. Ooo öpeyim Subhan annem, öpeyim. Subhan annem öpeyim. Kaç tane çocuğu doğurdun köyde? Son tane tane babası. 50-60 tane doğurdun. 50-60 tane. Tanımıyorum. Çocuklara büyümüş gitmişsin. Tanımıyorum ya seni. Tanımıyorum. Allah Allah. Vallahi. 100 tane. Hiç vaka oldu mu? Ölüm vakası oldu mu? Yani doğum esnasında. Olmamış. Bir sorsan. O doğurduğun çocuklar hiç ölen oldu mu? Onu ben de biliyorum muhtarım, iyi ki sordun ya. Allah'ım yarabbim. Nokta güzel. Yani olmamış. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Keyif aldın mı böyle bilerek, böyle hoşuna gitti mi? Haber verdi. Ne dedi? Diyor Türkçe bilmiyorum, Türkçe benimle konuşma. Sana soruyorum, tercüman diye seni götürdüm muhtarım. Sana diyor. Sen sor bakalım ne duygularla onu yaptı, nasıl bir duygu o? Sıra gündü, zor teda durmuş ki keyif edin at ya. Kayser ne dedi? Alıyormuş. Keyif alıyormuş. Allah senden razı. Tam 100 yaşında mı? Evet. Yok bir yere götürmüyorum ya. Vallahi götürmüyorum ya. Kızma, gel şöyle bir yürüyelim dedim ya. Bir elinden seni tutayım, bir elinden seni, gel. Gelin şöyle. Ha gel. Gel Lavzer annem, gel. Gel annem, Lavzer annem benim, gel. Değerli izleyicilerimiz, iki tane annem, sağ tarafımdaki 90 yaşında, sol tarafımdaki 100 yaşında, şu ana kadar bu köyde yıllarca, tabii şimdi sağlık ekipleri geliyor, ambulanslar geliyor ama 60-70 tane çocuğun doğumuna yardımcı olmuşlar. Özellikle bu Lavzer annem tam 100 yaşında. Ağrıyı bak diyor ki 100 yaşındayım diyor, meydan okurum diyor, bu evde beraber yaşıyorlar. Lavzer annem sağlığımı sıhhatimi diyor, buranın diyor bal, süt, evet, yağ, evet, yoğurt, evet, ya değil mi? Onlara borç. Ha, buna, inekleri sağıyorlar, ondan sonra yoğurtları yiyorlar, keyifler. Şöyle bir. Hadi yürüyelim şöyle, gel bakalım. Şöyle biraz yürüyelim, gel. Gördüğünüz gibi Allah bu büyüklerimize sağlık, afiyet, bereket versin. Gerçekten çok güzel bir duygu. Böyle tarihle yürüyoruz şu anda. Tarihle yürüyorum Ardahan'da. Samanlıköy'de iki tane tarih. Lavzer yengem. İsim neydi? Subhan. 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 Sen Lavzer. Arelon. Çok tatlı ya, vallahi çok tatlı. Çok tatlı ya. Allah size uzun ömür versin, sağlık versin. Allah razı olsun. Oraya. Evet. Söyle. Allah razı olsun. Kali ver razı mı? Unuttun en Allah mı? De yatır kimiz onu? Amri ya Drişki. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Pencerede perde ben, yeni düştüm derde ben. Abi seni kankan kim ya? He? Kankan kim? He? Avukat arkadaş. Kanka mı? He. İyi abi, devam et. Abi böyle bir gaddar duruşum var. Ağa duruşum var. Buyurun. Buyurduk yani, böyle ağırdan satıyorsun. Ne hayvanı yapalım? Ne yapalım? Bekliyoruz. Hangi taraf senin hayvanlar? Bu taraf. Bunlar senin. Evet. Kaç baş hayvanla geldin? 16. 16 tane. Satışı var mı şu an? Yok. Kim bekliyorsun? Müşteri bekliyoruz. Kim gelecek yani müşteri? Bekliyoruz artık, bakalım. Nasip. Nasip tabii. Abi. Buyurun. Senin hayvanlar nerede?
Benim hayvanlarım da bunlar. Hangiler? O 3 tane. 3 taneyle geldi. Niye öyle? Şöyle güzelliğini görelim. Yok ki, para yok ki. Para nasıl yok? Sattığın hayvanların parasını ne yaptın? Yok ki. Kaç baş hayvan var kardeşim sen? 15 tane. Kaç? 15. Genelde kimler geliyor usta? Kimlere veriyorsun? Genelde dışarıdan gelen alıcılar. Nereden? İstanbul hangi bölge? İstanbul, Bursa, İzmir, Konya. Her pazartesi? Her pazartesi, salı geliyorlar. Böyle hayvanları peyderpey mi getiriyorsunuz? Var mı mesela ahırda da? Bunları getiriyoruz, ticari hayvanı. Bitti diyelim. Bitti. Sattın. Başka satan şahıstan alıyoruz. Asıl problem gel, aracıda. Biz satıyoruz, atıyorum canlı kilosunu 15-17 bin liraya, yerine gidene kadar canlı kilosu 27 bin lirayı buluyor, 30 bin lirayı buluyor. %100 artıyor. Aşağı yukarı yani aracın %100 aracının kazancı oluyor. Çözüm nasıl olacak tüketicinin, abi? Çözüm ne abi, biliyor musun? Tüketici yani mağdur, mağdur. Tüketici mağdur efendim şu durumda. Yani şu anda tüketicimiz mağdur. Abi ne verdin? Bir dakika anlamadık. Mevzuyu anlamadık hacı abi. Ne aldın ne verdin? 11 milyar abi bu mal. Hangi mal? Şu mal. 9 tane. Çifti 11 milyar. Şu mal. Ben aldım. 11 milyar. Evet abi. Verdin ha, nerede çifti? Hangi çift? Burada yani 9 tane var. 50 milyar. 50 milyar para verdin. Evet. Tanesi 5,5 milyar. Malın sahibi nerede abi? Malın sahibi bu amca. Abi mal gitti. Mal gitti. Sattık, halisiyle verdik. O da halini görsün başka. Buradakinin üretmekten şikayeti yok. Büyükşehirdekiler tüketmekten şikayeti yok ama aradakiler çok para kazanıyor. Aynen. Aradaki insanlar çok kazanıyor. Kazanıyor. Değerli izleyicilerimiz, Ardahan'da Yalnız Çam'da kayak pistlerinin hemen yanı başındayız. Değerli belediye başkanımız Faruk Köksoy'la birlikteyiz. Evet başkanım, öncelikle yeni bir kayak merkezi olmasına rağmen her geçen gün rağbet artıyor. Buradan bahsedelim. Sonrasında da Ardahan'ın olmazsa olmazı tabii ki balınız var. Bununla birlikte peynir çeşitleri var. Ama tabii ki Türkiye'nin en büyükbaş hayvan üreticiliği de hem iç piyasada hem dışarıya Ardahan'da. Genel olarak bunlardan bir bahsedelim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Bizi izleyenlere de saygı ve selam sunuyorum. Evet, Yalnız Çam Kış Sporları Kayak Merkezi'ndeyiz. Önemli bir potansiyel içeren bir merkez. Sarıçam Ormanları'nın olduğu Uğurlu'da 2865 rakamına sahip, zirveye sahip Uğurlu'da kuzey yamaçlarındayız. Burada 6000 dönümlük turizm alanı ilan edilen Yalnız Çam Kış Sporları Kayak Merkezi gelişmesini hızla sürdürmektedir. Şu an için işte 600 metrelik bir baby lift, 1300 metrelik yine bir lift hattımız geçen yıl inşa edildi, tesis edildi. Şimdi de çok kısa vadede 3 kilometrelik telesiyes hattı zirveye kadar çıkacak. Bunun da ihale süreci şu an devam ediyor. Yani kaynağı, projesi, finansı tamamlanmış bir Avrupa Birliği projesiyle özel idaremizin, valiliğimizin yürüttüğü bir proje olarak kısa zamanda hayata geçecek. Tabii bu 3 kilometrelik telesiyes hattının da faaliyete geçmesiyle geçen yılda konaklama anlamında önemli bir özel idaremize ait otel açılışı yapıldı. Faaliyete geçti. 70 yataklı. Zaten şehrimizde de ciddi bir otel altyapısı gelişimini sürdürüyor. İnşaatlar devam ediyor. Tarımsal kırsal turizmi destekleme programından da Ardahan kırsal turizm programlarında öncü programlar yürütüyor. Ciddi girişimcilerimiz bu çağrıdan proje sunarak istifade ediyorlar. Ciddi bir şekilde turizme, ekoturizme, doğa turizmine, av turizmine ve kış turizmine ait önce altyapının olması lazım. Ardahan da bunu yapıyor. Bugün de işte gördüğünüz gibi bir kar manzarasıyla gerçekten panoramik güzelliklere sahip Yalnız Çam'dayız.
Elbette ki Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden, kış sporlar merkezlerinden Sarıkamış'a, Erzurum'a da komşuyuz. Bu sektör gelişen bir sektör, büyüyen bir sektör. Her geçen gün bu sektöre insanlarımız gerek ülkemizden gerek ülkemiz dışından rağbet ediyor. Tabii rağbet ettikçe de biz bunun önünü açıp hazırlıklarını sürdürmek durumundayız. Yalnız Çam'da da yapılan budur. Burada emeği geçen başta sayın valilerimiz, Özeldere'ye genel sekreterimiz, genel sekreterlerimiz, tüm yerel yöneticilere ben teşekkür ediyorum. Tabii ki Ardahan aynı zamanda çok önemli bir potansiyeli sizin de söylediğiniz gibi hayvancılık sektörüdür. 350 bin büyükbaş hayvan sahibine sahiptir şu anda Ardahan. Bu nüfus başına en fazla sayı ifade ediyor büyükbaş hayvancılıkta Türkiye'de. Yılda 150 bin civarında ortalama, bazen 120 bin olur, bazen 170 bin olur. Bir sığır büyükbaş hayvan olarak da daha çok erkek hayvan olarak batıya canlı olarak ihraç edilmektedir büyük kentlerimize. Özellikle kurban sektöründe. Tabii bu çok ciddi bir ekonomik sektördür. Çünkü bunu parası artan değeri, katma değeri Ardahan'a yansımasını da sağlamamız lazım. Bugüne kadar gerçekten bu istenilen düzeyde olmadı. Daha çok büyük şehirlere hayvancılıktan kazanılan para orada yatırıma dönüştü. Ama son 5-6 yıldır Ardahan'da bu anlamda hayvan sahiplerimizin ve buradan para kazanan insanlarımızın da, tüccarlarımızın da, yetiştiricilerimizin de artık yatırımını Ardahan'a döndürdüğüne şahidiz. Çünkü son 5 yılda Ardahan'da 3000 yeni konut satışı gerçekleşti. Bu neredeyse %50'ye yakın bir konut yenilenmesidir şehir merkezinde. Bu çok ciddi bir orandır, ciddi bir atılımdır.